Abi, serbest atış çizgisindeki Ömer Aşık'ı izliyorum sanki ya. Bu ne ya? Ne yapayım aslanım? Ha? Sağ kolumu kullanamıyorum. Ne yapayım? Tamam da abi, anladığım kadarıyla senin bu sol kolun aksesuar amaçlı. Görüntüyü tamamlasın diye. Aynen abisi. Çotanın yanında bedavaya gelen Aşık gibi oldu, anasını satayım. Bedava değil o. Kol bedava, kol bedava, bedava. Zaten ben bu işi çözemedim. İki kolumuzu birden aynı şiddette ve kabiliyette kullanamıyorsak bunlardan niye iki tane var? Ben kullanamadım. Kolu gözüme mi sokacağım yani? Mantıksız. Olmaz abi, o zaman her şey mükemmel olur. İlla bir şey olacak. Bence bu evrim bayağı kötü bir çocukluk geçirmiş ha. Mesela bu kalemun. Bu kalemun şöyle bir şey diyor mu acaba? Ben Kamil, ben istediğim zaman sol bacağımın rengini değiştiremiyorum. Ama sesimi değiştirebiliyorum. Şimdi ne yapacak? Ya da mesela aslan. Şöyle bir şey diyor mu acaba? Geçen gün Ceylan'ı gördüm. Koşuya kadar gittim, sıkıştırdım, onu orada kıstarladım. Ama işte sol tarafıma denk geldi. O yüzden pençeyi geçiremedim. Demez yani. Mesela yılanlar. Kafa rahat hayvanlar. Hiçbir yılanın sol tarafına inme inmez. Giderse komple gider. Olay basit. Adamda köşe yok. Aferin lan. Madem iki tarafa birden aynı güç gelmeyecek, o zaman bizim şu göğsümüzden, iman tahtımızdan kolu çıksaydı da şöyle güçlü kuvvetli olsaydı, aha bunların ikisine birden ihtiyacımız kalmasaydı, böyle gerine geçseydik yana. Bence bu evrimde simetri hastalığı var abicim. Bak söylüyorum sana, bu evrim kaldırımda yürüsün, ara çizgilere basamaz. Ne konuşuyorsunuz bakayım? Vallahi ne konuşalım işte abisi, göğsümüzün ortasından bir tane kolumuz çıksaydı diyoruz, tek kollu olsaydık, aha bunlara şey yapmasaydık. Bu nasıl bir muhabbet ya? Ya işte yavrum, abimi çatalı zeytine batıramazken... Lan abi hakikaten yalnız bizim ne büyük bir geyik kapasitemiz varmış ya. Ya kızım işte neden iki kolumuz da aynı derecede kabiliyetle değil onu tartışırken... Allah öyle yaratmış abi. Abisi tabii biz zaten haşa sümme haşa yani. Zaten onu biz şey yapmıştık yani. Abi Allah'a şükür elimizi ayağımız tutuyor. Ben bugünlerimize şükrediyorum. Allah'ım bin şükür sana yarabbim. Hakikaten lan. Allah'ıma hamdolsun. İki kolumuz var, iki bacağımız var, bir tane bacımız var. Bunun da bu saatte burada ne işi var abisi? Kardeşiniz sistemi kurdu kankalar. Kanka, abisi içtimaya beraber mi çıktık lan? Ya hiyerarşik düzen tıkır tıkır. İşte ben işe gitmesem bile ekibim benim için tüm işleri saat gibi yürütüyor. Abisi, sen bugün niye benim peşime takıldın? Çünkü abi, önceden biz hep beraber takılırdık. Siz benden sürekli yardım falan isterdiniz. Niye biz artık beraber bir şeyler yapmıyoruz? Ya kızım, biz seni Hilmi'nin karısının çantasını çalmaya gönderdik. Efendim, ne bileyim, çalacağımız kamyonun şoförünü oyalamaya gönderdik. Şerif abiye dükkan yaktırmaya gönderdik, o yüzden. Ne güzel günlerdi işte o günler. Artık her yere hep Yiğit'le gidiyorsunuz abi. Tövbe estağfurullah. Ya kızım, biz bunları abinle konuştuk. Bizim yüzümüzden kaç defa nezarete düştün lan? Biz seni korumak amaçlı takılmıyoruz seninle yani. Bari abi kardeş gibi olalım yeniden. Dertleşelim. Bak sen bazı şeyleri içine atıyorsun abi. Şükriye ablayı mı takıyorsun sen yine kafaya? Başlatma şimdi Şükriye'sinden. Sen niye konuyu buraya çekiyorsun lan? İçine atıyorsun, atma. Anlat hadi, açıl bana. İçine atıyorsun, atma. Anlat hadi, açıl bana. Eğlendirmek için yaptım. Burası mı acıyor? Kolunun şurası mı? Göster abi. Dur dur, ben neresinin acıdığını sana göstereyim abisi. Göster abi. Bırak. Aha. Bak görüyor musun? Dağları deviriyorum. Gördün mü? Tövbe yavrum. Hı? Ya abi, Şükriye abla tam mahalleden ayrılacağı sırada senin kolun başın ağrımaya başladı. Neden? Çünkü içine atıyorsun. Bunların hepsi senin bilinçaltın. Şu boşları alayım geleyim. Anlatmaya devam edeceğim. Bekle beni burada. Allah Allah. Bilinçaltıymış. Olaya bak ya. Ben eve gidiyorum ya. Yatıp uyuyacağım biraz. Niye? Ölüyorum yorgunluktan lan. Elim kolum tutmuyor işte. Dükkan sana emanet. Sakın bir yere gitme. Abi konuşacaktık azıcık. Hadi abisi, hadi abisi. Telefon, cüzdan, tamam. Ben böyle bir kilit görmedim kardeşim. Ali, ayaklarını yıkadın mı? Anacığım, tabii ki yıkadım. Günde en az 3 kere duş alacaksın. Hormonlarım ileri seviyede arttı, kokulara hassasım. 3 kez gusülde yapayım mı ana? O beni alakadar etmez. Tamam yapacağım. Arkadaş kadın 2 haftalık hamile olarak yola çıktı. Yolun yarısında X-Men'e bağladı ya lan. Bildiğin manyadı.
Kulaklarım da çok hassas. Manyadı mı dedin sen? Anacığım olur mu öyle şey? Estağfurullah. Manyeto. Manyeto diyorum. Tamam. Yok içime atıyormuşum da. Yok bilinçaltıymış da. Sezai değil Ali. Ben senin bilinçaltınım. Senin ben mazeretini sikeyim. Kalk git. Gözümü kapatıyorum. Açtığımda gitmiş olacaksın. Şuna kadar sayacağım. Bir, iki, üç. Benden kaçış yok Ali. Lan. Lan! Tövbe bismillah. Beni buraya sen çağırdın. Öncelikle bilinçaltıma girerken ayakkabılarını çıkardığın için çok mutlu oldum. Bir de amana koyayım insanın bilinçaltına daha karizmatik bir insan gelir yani. Ne bileyim Morgan Freeman gelir, Çetin Tekindor gelir. Yemin ediyorum Yılmaz Guruda'ya razıyım biliyor musun? Yalnız Sezai benim bilinçaltıma niye gelsin lan? İşte bilinçaltında vaziyet o kadar kötü Ali. Sen beni niye çağırdın bakalım? Çağırdın diyor ya. Ben seni niye çağırayım oğlum? Arkadaş işte insanın kafası büyük olunca demek ki. Anam kolum. Sen çağırmasan benim burada ne işim var Ali? Allah'ın aşkına şu sesini gibi değiştir ya. Kafana kadar güzel ya. Neyse anlarız. Oğlum içeride haysiyet var mı yoksa biz dışarıdan kendimiz mi getiriyoruz lan Petito? He? Lan. Elektrik vermiş. Leş gibi de şehir şebekesi kullanmış. Allah'tan ayakkabılarım kauçuk. Metin ne oluyor lan? Metin! Oğlum benle konuşurken yüzüme bak. Metin! Sağ ol sana lan zekat kelime işaretleri lan! Lan gerizekalı. Her gün damlayıp bir gün önceden hazırladığın lafı bana sokup gidiyorsun. Dayanamadım. Hazırlık yaptım. Vay. Demek bana offside taktı ya. Yalnız ben gerilerden gelip defansın arkasına sarkan orta sahayım Metin. Ben bu oyunu bozarım ulan! Sen maçın en güzel yerinde sahaya donla giren seyircisin Emrah. Senin bu oyunda yerin yok. Sen geldiğinde bütün kameralar başka yöne çevriliyor. Sen rakip takımın barajını bozmak için baraja giren oyuncusun Metin. O barajın içinde olman bir parçası olduğun anlamına gelmez. Çık lan barajdan! Sen çalan düdüğe rağmen topu kaleye gönderen forvet oyuncusun Emrah. Ağlarla buluşuyor belki gönderdiğin top ama bir kıymeti yok be koçero. Hakem bakmadığı zaman dirsek atma lan. Sen omuz omuza mücadeleye penaltı diye ağlayan teknik direktörsün. Erkek oyunu sevmiyorsan baleye yazıl aslanım. Sen Bosman kuralına itiraz eden eski kafalı kulüp başkanısın Emrahçı. Eda'nın sözleşmesi bitmiş hala kulüpte kalacak diye diretiyorsun. Gel lan ulan! Hakikaten çalışmış. Bu iş burada bitmez Gonzalo. Ben hakemin avantaja bırakmadığı ani hata. Beni düşünenin kafasında devam etseydi ne olurdu sorusu döner durur. Eda beni unutamadı. Bu iş burada bitmez. Hadi aslanım hadi. İş yeri burası meşgul etme tezgahı. Hadi! Sen göreceksin. Sen var ya seninle bu iş daha bitmedi. Seninle görüşeceğiz. Ne varmış ya burada? Aptal çocuk. Kim koyuyor böyle şeyleri? He? Kim? Ulan ben de seninle daha yaptığın girişlerin bin katı daha güzel bir giriş yapmazsan. Feyza, benim ekmek tahtasını nereye koydun lan? Burada. Allah Allah, gitti yine. Hazırsan seni geçmişte bir yolculuğa çıkaracağım. Çıkar lan. Tamam, 5 yaşına götüreceğim seni. Değil mi? 5 yaşına götür amına koyayım. Babam öleli 3 ay olmuş. Yüzleşmediğim kaç tane travmam var. Sen beni çocukluğuma götür. Bu mu yani bilinçaltı? Sana ne lan? Sana ne? Ben 5 yaşına götüreceğim. Sen beni askerliğe götür. Hatta sen beni liseye götür. Orası daha fenaydı. Hayır arkadaşım. 5 yaşına gideceğiz. Arkadaş tutturdu ya. Kısa mesafe götürmeyen taksici gibi. Bu nasıl bilinçaltı? Bu ne lan? Gelmiyorum lan. Gelmiyorum ne lan? O elini çek o elini. Çekmezsem ne olur oğlum? Çek diyor oğlum sen. Elini çek, elini çek. Bırak beni, bırak. Seni boğarım seni. Ne yapıyorsun oğlum? Kime güveniyorsun lan sen? Sen bunu hangi ara giydin lan? Ya bir ara gezmeye çıkmıştım. Giydim işte. Tamam.
Bırak tamam. Arkadaş insan bilinçaltıyla böyle yaka paça dövüşür mü ya? Sen nasıl bir insansın hani? Sonra da bilinçaltı niye Sezai? Ya tamam işte sen de şey yapma, birazcık abarttın evet. Büyük tepki verdin tamam. Ya tamam ya tamam. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Ya nereye gidiyorsun? İnsanın bilinçaltı kendine küser mi oğlum? Tamam lan 5 yaşına gidek. Beylikdüzü'ne gitmem. Başka nereye istersen giderim. Ben seni 5 yaşına götürmeyeceğim. Aslında yapmayacaktım da bunu. Gel bakalım. Buraya niye geldik şimdi biz? Karını aldatmaya karar verdiğin gündeyiz Ali. İşte bugüne kadar hayatımda hiçbir kadın benimle ilgilenmemişti. Evlendim, 3 ay sonra bir kadın bana gülümsedi. Hanımefendi, buranın neyi meşhur acaba? Adım gibi de biliyorum ha. Hiçbir şey meşhur değil anasını satayım. Bilmem ki, menemeni diyorlar ama. İşte şimdiki aklım olsaydı basıp giderdim. Öyle mi? Ali Özdemir. Gider miydin? Daha ilk soruda her şeyin boka saracağını bilmiyor muydun yani? Bilsem ne yapayım? Sen var ya, hayatımda gördüğüm en büyük yalancısın lan. Bütün büyük yalanlarını da kendine söylüyorsun. Vallahi şu an arkadaşın kendisiyle polemiğe girmek istemiyorum. Basıp gidebilir miyiz lütfen? Zaten sıkıntıya geldim mi hemen kaç amına koyayım. Hemen kaç. Babam seni şu haline görse var ya. Babamı karıştırma bak. Kendisi bir şey göremez. Bu olaydan 6 ay sonra hakkın rahmetine kavuşur. Ne? Ölüyor mu babam? Şerefsize bak ya. Kendi hayatımdan bana spoiler veriyor. Şerefsiz sensin lan, şerefsiz. Ağzını bozma siktir git, seninle muhatap olmak istemiyorum. Sen git karını aldat, hayatını mahvet. Zaten motor işini de beceremiyorsun. Yüzüne gözüne bulaştırıyorsun her şeyi. Hiç parasız, babasız, karısız kalıyorsun. Kendi evinde sığıntı oluyorsun. Senden nefret ediyorum ya. Allah senin belanı versin köpek. Sağ koluma vurma, uyuşup ağrıyor. Lan bilinçaltımıza vurdun lan. Lan bir dur lan mal. Bir şey oldu mu? Bir şey var mı? Bakışlar burada. Bakışlar burada. Ben neredeyim? Sen kimsin? Adam. Bilinçaltı hafızasını kaybetti. Nasıl ki? Çaktırma lan vakit kazanıyorum. Ne vuruyorsun oğlum? Ne vuruyorsun lan? 3'e kadar sayınca tamam mı? Ne vuruyorsun lan? 1, 2... Yedim ya. Ulan hakikaten dayak yedim ya. İnsan kendi geçmişiyle bu kadar kavgalı olur mu arkadaş? Vallahi billahi ben alakası yok. İlk o başlattı. Bak Ali'ciğim bu gezi hiç planladığım gibi gitmiyor. Lütfen biraz sağduyu lütfen ya lütfen. Şimdi ikinci yere gidiyoruz. İlk ve en önemli kural. Ahmet Suro! Bir kadının yanında kadın kim olmanı bekliyorsa onu olacaksın. Her kadının erkekten beklentisi farklıdır. Evet. Misal genellikle kadınların benden en büyük beklentisi onlardan mümkün olduğu sürece uzakta durmam. Asla. Bak kadınları güzelliklerine göre bir skalaya yerleştiriyoruz. Şimdi bu iki uca... Anladım. Bu uca güzel, bu uca çirkin değil mi? Okulda da böyle hoca sorusunu bitirmeden cevap veren tipler vardı. Hepsini itinayla döverek... terbiye ettim. Ayrıca güzellik görecelidir. Buraya gözümü kırpmadan adam vururum diyoruz. Hem çirkin de ne kadar çirkin bir kelime. Rencide edici. Buraya da evladım olsa bağrıma basmam diyeceğiz. Eğer doğru yerlerde doğru rol oynarsan bu skalanın herhangi bir yerindeki kadını kolayca tavlarsın. Şimdi araya girmeyeyim diyorum ama senin için demesi kolay oğlum. Senin karnındaki 6 sırada denize paralel uzanıyor. Bizim de bu bölgede garip kuraba, fakir fukara bir tane yumurta tepesi. Evet kardeşim. Bak, bu adam dünya ahiret biraderim olsun. Ama muhtemelen bu adamın götü benim yüzümden daha güzel lan. Kardeş, bunca senedir derdimi bu kadar net anlatamadım. Tebrik ederim. Ama şimdi... Estağfurullah, yani utandırıyorsunuz. Ama bak Deniz'ciğim, doğa artan insan nüfusuna göre her dönem kendince yeni önlemler alır. Misal, orta çağda veba vardı. Onu çözdük ve başladı su çiçeği. Onu çözdük grip, onu çözdük kanser. Bak, bu ve benim gibi adamlar doğanın yeni çağdaki nüfus planlama taktiği. Ama sen Deniz, sen ne yapıyorsun?
Resmen doğayı B planına geçmeye zorluyorsun kardeşim. Ama kardeşim beni utandırıyorsun şu anda, bak farkındaysan. Adam bizim gibi seri üretimli. Resmen el yapımı. Dikkatli bakarsak şu bölgelerde üretenin gözyaşlarını görebiliriz. Ama kendime bakıyorum. Bakıyorsun ve baktırıyorsun kardeşim. Bak hele bak, şu vücuda bak. Adam yarım ada olacakmış, yanlışlıkla insan olmuş. Ya adam o kadar... Yeter lan! Sizi buraya karı bulasınız diye topladık. Araya girmesem tövbe tövbe. Konuya gelin, konuya. Karı, karı, kadınlar. Hah, kadınlar. Şimdi skalaya dönecek olursak kardeşim, her kadın erkekten farklı şeyler bekler. Aslında bütün kadınlar erkeklerden aynı şeyi beklerler. Kendini dürüst ve düzgünce ifade edebilmeyi. Evet, aynen. Cümleler çok önemli. Doğru ve dürüst cümleler kurmalısın. Şimdi ben... Eda ile ilgili birkaç cümle yazdım buraya, not aldım ileride söylerim diye. Son eli Hilmi Bey almış. Batak kağıtlarında aşk sözcükleri. Çok romantik. Kafam en çok o zaman çalışıyor abi. Ha. Tamam. O zaman bakalım. Sen bana dam ol, ben sana adam olayım. Bu ne lan? Nasıl? İyi mi? Abim daha kafama o kadar güzel şeyler geliyor ki ama kağıda dökemiyorum bir türlü ya. Ha. İyi ya, iyi. Bir sonrakine bakalım. Sen bana bir HD... HD HD şeklinde yazılmış. Anladık. Sen bana bir HD, yüksek çözünürlüklü mutluluğumuz olur Eda. Sonunda yarım kafiye var. Olmasa da işte çeyrek kafiye falan abi. Ha? Allah'ım yarabbim. Hemen sonrakine bakalım abicimiz en iyisi. Hayatımı seninle edame ettirmek istiyorum. Lafın böğrüne böğrüne vurmuşum ya. Allah'ım kafana kafana uğraydın da bunları yazmasaydın. Hemen alttakine bakıyorum abicim. Gel tanışalım önce, sen kısaca Ede. Eda Duru. Ama sen bana uzun uzun Möde. Metin Özdemir. Nasıl ama? Nasıl ama? Allah'ım. Allah'ım gözlerim kayıyor artık. Daha fazla bakamıyorum abi. Bunlar ne? Bunlar ne? Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Emrah bunları yapıyor oluyor ama. Taklit etme abi. Taklitten uzak dur. Kadınlar taklit eden erkeklerden nefret ederler. Kadınların sizi sevmesini istiyorsanız onun beklediği erkeğin taklidini yapacaksınız. Sorusu olan? Bir sorum var. Taklit işe yaramıyorsa bu Yavuz Seçkin, İsmail Türüt diyorum, İsmail Baki falan nasıl evleniyor? Nasıl çoluk çocuğa karışıyor? Ne karışıyor? Kafam karışıyor. Kadınların hangi taklidi beklediğini nereden bileceğiz? Ha? Ne dedin? Bak bu ben, bu sen, bu da iki tane çocuğumuz. Yani Allah ileride kısmet ederse tabii. Bir de bahçeli ev çizdim. Aa, imrendiğim için değil ama yanlış anlama. Yani olursa diye belki. Bir de köpek diledim. Sen ne çizdin? Dilekler söylenmezmiş derler. İyi de ben söyledim ama. Söylemeseydin bana ne? Ben de kayık yapacağım. İşte. Olduğu kadar. Allah'ım seni bana bahşettiği için her gün şükrediyorum Ali. Allah seni bana bağışlasın. Niye ağlıyorsun Ali? Her şeyi bok edeceğimi bile bile anlattım karımı. Kendi ellerimle kendi evliliğimi sabote ettim. Şükriye, özür dilerim Şükriye. Allah benim belamı versin. Her mutlu anın içinde bir huzursuzluk yaratıyordu Ali. Niye yaptım ki? Kendi evliliğimi durup dururken niye mahvettim ki ben? Niye yaptım ki? Değiştiremedim. Stresten herhalde. Hadi lan hadi. Veda. Eda, bak şu telefona. Alo, ben sizi ararım. Bunu senden çaldım. Benden mi çaldın?
Ne zaman çaldın? Eve mi girdin? Kızım, çalmadım. Ben senin evine niye hırsızlık yapmaya gireyim? Hı? F harfim var kız senin evinde. Bir dur bitireyim ya. Her sabah sana bir F harfi alıyorum ki gizlice sen feda olma. Eda kal. Saydım 467 F borcum var sana. Hiç anlamadım. O zaman şöyle devam edeyim. Bu elimde görmüş olduğunuz Cemal Süreyya'nın soyadından çıkarttığı S harfi. Uzun araştırmalar sonucunda buldum. Al hediyem olsun, kullan bunu. Metin, birincisi adım artık Seda mı olsun yani? Hiç sevmediğim bir isim. Ama çok kıymetli bir S. Cemal Süreyya'nın S'si. Hah, oraya gelecek olursak da Cemal Süreyya soyadından S harfini atmadı be adam. Y harfini attı. Hadi ya. Cemal Süreyya değil mi lan? Y ise... Haydi ya. Eda, haydi. Feride. Yok o değil lan, geçti o. Fade, Feda, Eda, Yade, Yeda. Yade. Sanki bu oldu. Yade. Abi düşünce güzel ama harekette başarısız oldu be. Ay Metin hadi tamam, işimiz var hadi. Tamam lan tamam, al bunu al. Al bunu al, bunu al, bunu al. Ha? Feda olsun, Seda olsun, Veda olsun. Ya sen Emrah'tan mı görüyorsun bunları? Daha geçen mi ne yaptı bu isim değiştirme numaralarını? Emrah mı? Eda'cığım, Türk Dil Kurumu'na başvurdum. Ada kelimesinin yazılışını Eda olarak değiştirdim. Anlamı da değişti. Bak, tanımı da değişti. Eda, dört tarafı kullarla çevrili taş parçası. Ya Emrah ya. Diğer tanımlar da değişti. Issız Eda, Emrah'tan ayrı kalmış, kurdun kuşun işgaline uğramış yara parçası. Yarım Eda, üç tarafı puştlarla çevrili Emrahsız Eda. Ya Emrah, nereden buluyorsun bunları? Hepsi değişecek, hepsi! Hepsini değiştireceğim. Senin bir imzana bakar. Şuraya bir imza atarken bir de evet diyebilirsen. Hadi canım, hadi bir tane. Ben de sana orada sana fon müziği yapayım. Eda sahillerinde bekliyorum seni senden. Güzelim istiyorum seni şadiye şadiye. Başımı çek! Orru görüyorsunuz değil mi? Gittiğim yerleri hep önceden keşfetmiş şerefsiz. Ama fark etmez aslanım. Amerika'yı da Colombo keşfetti ama adını Amerigo Vespucci koydu. Sen hep Emrah'tan görüyorsun bunları. O zaman şunu dinle Eda Hanım. Gönül isterdi ki ben de anamdan kalma yadigar kocaman bir tek taş yüzüğü sana hediye edeyim. O gözlerim fıldır fıldır tek taşın üzerine düşsün. Ama gel gör ki bebeğim, bizde sadece tek taş okeyde düşülüyor. Anamla bir gariban alyans, anneannem de belki o da yapayım. Fıldır fıldır mı? Senin ben amına koyayım Oğuzhan. O kadar güzel cümlenin içinden bir tek fıldır fıldıra mı tıkladı Eda abla? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de dedim ki belki anandan kalma yadigar pahalı tek taş kocaman elmas yüzük yok Metinciğim ama babandan kalan o güzel şiirler var dedim. Ve dedim ki ben kararsız bir elektronum. Her yörünge bir kumpas. Dumpas, dumpas, F dumpas. İşte peder mühendis olunca kalan şiirlerde böyle afonfis oluyor. Al bunu. Emrah bunu da yaptı. Emrah mı? Yap! Eda! Yine ne var Emrah ya? Edoşko, aslında bizim ailede tam dört nesildir elden ele aktarılan elmas bir yüzük var. Ben onu sana verebilmek için geçen gittim. Bir de ne göreyim? Müptezel babam kredi kartı borcu için yüzüğü satmış! Gerisini kendi anlatsın. Anlat lan müptezel canım babişko. Kızım ben bir cahillik yaptım, yüzüğü sattım. Eğer izin verirsen onun yerine nesilden nesile aktardığımız soyadımızı sana vermek isterim. Şu kağıtları bir imzalarsın eğer. Ha bu arada bir de evet diyebilirsen. Naif, müptezel ama naif. Yani bence benimkiler daha romantik. Vallahi bana Emrah'ınkiler daha etkileyici gelmişti. Bence de Metin abininkiler daha romantik. Adamın gol diyor. Adamın gol mü diyor? Oha olay buralara kadar geldi mi ya? Ulan yazı tura attın. Metin! Ver paramı ver! Ver paramı! Paramı ver! Tamam lan gidiyorum. Oyun başlasın o zaman. Ali Özdemir, ah! İşte bu cümle hayatımda birinin bana söylediği en güzel şeydi be. Malım işte, mal. İnsanın kendini bilmesi güzel bir şey tabii. Peki, icattan vazgeçtiğiniz anları hatırla Ali. Vazgeçme fikri hep ilk kimden çıkıyordu? Hayat kuramıyor bacımız. Bizim yüzümüzden biz hala hayat peşindeyiz anasını satayım. Belki de budur işaret lan. Ha? İcadın kaybolması belki de işarettir. Metin Özdemir, oraya bir de buradan bak. İcat? Ne icadı aslanım? Ha? Ne icadı abisi? Hadi abi. Hadi abi.
İcattan da vazgeçmeye çalıştım. İcada kapıldıkça başarısız olursam çok üzülürüm diye korktum. Fırsatını bulduğum her an vazgeçmek istedim hep. Peki şu an neden buradayız Ali? Şükriye'den ilk kez burada hoşlanmıştım biliyor musun? Eğer Şükriye'yi seversen sıçıp batırdığımda çok üzülürüm diye de onu sevemeden kendi evliliğimi sabote ettim. Yola gel. Her zaman başarısız olacağımı düşünüyorum çünkü. Kendime değer vermiyorum ki. O yüzden de değer verdiğim, beni seven herkesi, her şeyi bilerek kendimden uzaklaştırıyorum. Şükriye'yi de ben bu yüzden kaybettim demek ki. Aklımı sikeyim. Tanıştığım en duru zeytinsiniz Şükriye Hanım. Yutarım. Şükriye Duru. Ne haber Ali? Oturmaz mısın? Bu ne be? Kahveden sandalye mi getirdiniz? İki dakika otur ya. Laf aramızda İstanbul'un en güzel manzarası burası biliyor musun? Sen şimdi merak ettin tabii anlattım. Fırıncı Mustafa'nın yaptığı ekmeğin kokusunu en güzel burada alırsın Şükriye. Sabahları saat 7'de Sezai Usta dükkana giderken en güzel türkülerini burada söyler. Turgut abi eve girmeden önce son sigara istikakını burada kullanır. Yani bunları bana neden anlatıyorsun acaba? Yani burada oturduğun zaman mahallemizin her bir elementini tek tek görebilirsin Şükriye. Özellikle akşamları burada beklersen İstanbul'un en duru Şükriye'sinin iş çıkışı kullandığı yol da burasıdır. Bu ne? Fatma ile Şengül teyzenin saksılarından geldi. Kendileri verdiler senin için Şükriye. Ali tamam yeter. Şükriye bak bu mahalle... Kes, kes diyorum Ali yeter, kes artık yeter. Şükriye. Ne yapıyorsunuz siz ya? Şükriye. Gitme. Böyle mi ikna edeceksin beni? Ha? Şatafatlı sözler, sürprizler, böyle göz boyamalar. Bunlar birbirine seni seviyorum diyemeyen insanların yapacağı şeyler Ali. Şiir gibi sözler, bir ton sürpriz. Birbirini gerçekten seven insanlar buna ihtiyaç duymaz. Bir tek seni seviyorum demek her şeye yeter. Sen beni seviyor musun Ali? Ha? Şükriye bilmiyorum ama bir şans daha verirsen. Bilmiyorsun demek. Bana aşık mısın peki Ali? Şükriye bilmiyorum ama bak zamanla... Bilmiyorsun demek, zamanla demek. Aslında en önemlisi ne biliyor musun? Diyelim ki beni gerçekten seviyorsun. Diyelim ki bana gerçekten aşıksın. Tüm bunlar benim kalmam için yeterli mi sence Ali? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ha? Canın istediği zaman beni aldatırsın, boşanırız. Sonra canın istediği zaman bana aşık olursun, birleşiriz. Aman ne kadar güzel. Ben de bir köşede oturmuş senin müsait olmanı beklerim. Gerçekten ben bu muyum Ali? Ha? Bu muyum ben? Şükriye. Bu değilim Ali. Sana ne olduğumu söyleyeyim mi? 5. caddenin Beylikdüzü şubesinin yeni müdürüyüm ben. Seviyordu, sevmiyor. Gelin lan. Gel, gel, mal, gel. Al şunu, al. Hesaplamadığımız bir şey yolu ama işte ne yapalım, hadi. Çiçek kalsın, kalsın çiçek, kalsın. Sikeyim çiçeğini. Acıyor mu kolun? Hissetmiyorum ki. Metin Ali Özdemir. Aziz buyurun. Oturabilir miyim? Tabii buyurun manasında. Buraya uluslararası bir yatırım şirketini temsilen geliyorum. Yiğit Bey'in başvurusu üzerine icadınızın proje dosyalarını inceledik. Projeyi tamamen satın almak istiyoruz. İcadın tüm haklarını bize devretmeniz karşılığında size önerdiğimiz para bu. Bu ne lan? Klavyede sıfırtuşu basılı kalmış gibi. Ben de öyle biliyorum ama. Abi burada duruyor. Affedersiniz. Tüm haklarını devretmek derken?
İcadı tamamen bize bırakacaksınız. Siz artık bu parayla emekliliğin keyfini çıkaracaksınız. Tabii de yani bizim de sonuçta fikirlerimiz var ya. Ali Bey, icadı tamamen bize bırakacaksınız. Ali, istemeden bulak misafir oldum, kusura bakmayın. Satmayın. Cinnah! Satmayın. Bu benim için de gurur, onur ve haysiyet meselesi oldu. Gerekirse ben de yardım ederim. Satmayın oğlum, satmayın. Ne kadar teklif etmişler? Koy amına, sat gitsin! Sat, 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 sat! Koy amına! Sezai, Allah aşkına bir git. Lan satın lan, satın amına koyayım motorunun amına koyayım. Motor ne lan? Satın oğlum. Lan oğlum yenisini yaparsın, bir daha satın mısın? Pardon. Satmıyoruz arkadaşım. Sıfırları yanlış saymış olabilir misiniz? İsterseniz virgülle basamaklarını ayırayım. Arkadaşım. Satmıyoruz. Siz bilirsiniz. Hadi abisi. Hadi abisi. Haydi. Bilinçaltı meselesini de hallettik. Ama benim bu kolum hala niye uyuşuyor ya? O zaman hastaneye gidelim abi ya. Acile götürün bunu. Kalkın hemen götürün. Ben de eczaneye gideceğim. İşim var. Satmadılar amına koyayım. Sikim oynadığınız oyunu sikim amına koyayım. Bu nedir ya? Hava ne kadar sıfırlı ya. Ha? Çok uzun konuşmayacağım Eda. Küçükken benim için hep ileride çok can yakacak derlerdi. Büyüdüm. Bir tek kendi canımı yaktım. Ben artık bu cafcaflı rekabetten sıkıldım. Afilli laflardan. Bu anlamsız çabadan. Artık böyle şeylerle uğraşmayacağım. Çünkü bugün sevdiğim birinin de dediği gibi. Birbirine seni seviyorum diyebilen insanlar böyle şeylerle uğraşmazlar. Nasıl la Godu? Abi çok etkilendim birden. Niye böyle oldum ben ya? Tamam, yarın gelir ben bunların aynısını söylerim. Öyle lan bana. Psikolojik falan değil Ali Bey. Oh. Sahilinizde karpal tünel sendromu dediğimiz bir hastalık var. Karpal, o ne ya? Ya böyle sahiliniz devamlı bir işle meşgul olursa mesela mouse çok kullanıyor musunuz? Yok. Böyle yazı falan yazıyor musunuz? Yok. Ya böyle sahili devamlı sıkma ya da ileri geri hareket ettirme, mesela manuel vites kullanan dolmuş taksi şoförlerinde olur. Yazı yazıyorum ben doktor. Oh Allah şükür. Evet yazı yazıyor doktor bey, abim yazı yazıyor. Ben şimdi size bir iki ilaç yazayım. Bir de kol askısı gerekebilir. Seyirciler hazır mıyız? Evet.